anlamda Samsunspor'un yeni transferleri ile ilgili tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için buradayım. Evet sevgili spor severler, Samsunspor ara transfer döneminde tam 5 futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bununla ilgili son gelişmeleri sizlerle aktarmak için Haber 1965 ekranlarında bu akşam bir canlı yayın gerçekleştirmek istedim. Her hafta biliyorsunuz özellikle transfer döneminde yapacağımız canlı yayınlarla siz değerli Samsunspor taraftarlarını bilgilendirmek istiyorum. Samsunspor'da özellikle taraftarların merakla beklediği transferlerden birisi hem sol bek hem de orta saha. Her iki mevki ile ilgili de sıcak gelişmeler var sevgili spor severler. Sol bek transferi ile ilgili özellikle son günlerde gündeme gelen iki futbolcu vardı. Birincisi Esin Hakaş, eski futbolcumuz Samsunspor'un da biliyorsunuz sözleşme imzaladı. Ancak Arnavutluk Ligi'ne geri gönderdiği bir futbolcuydu. Bu futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler var. Bu gelişmeleri yayınımda sizlere aktaracağım. Bununla beraber Abdurrahim biliyorsunuz Adana Demirspor'un sol bek futbolcusu. Her ne kadar bu sezon fazla forma şansı bulamasa da birinci ligde özellikle üstün bir tecrübeye sahip bir futbolcu. Geçmişte Boluspor, Bandırmaspor gibi takımlarda forma giymiş bir isim. Erzurumspor gibi. Son olarak da zaten Adana Demirspor'la şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de son 1,5 sezondur forma giyiyor. Ama taraftarlarımız Abdurrahim yerine bu futbolcunun yanı sıra Esin Hakaj'ın sol bekte görev almasını istiyor. Yalnız Esin Hakaj transferinde şöyle bir sıkıntı var sevgili spor severler. Bu futbolcu yabancı olduğu için yabancı kontenjanı da şu an itibariyle Samsunspor'un dolu olduğu için öncelikle Novi Kovacs'la yollarımızı ayırmamız gerek. Bu futbolcuyla da yolların ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmadı. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu son vermiş olduğu demeçlerde hani kadro dışı kalan futbolcuları affettik ama bu futbolcunun gelecekte takımda olup olmayacağı şu anda net değil demişti. Zaten biliyorsunuz Bodrin'le yollar ayrıldı. Bodrin'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Geçen hafta özellikle sosyal medyasında yapmış olduğu saçma sapan paylaşımlarla bir kez daha kalitesini göstermiş oldu. Samsunspor'un ekmeğini yemiş. O tesislerde kalmış, parasını almış. Devre arası da yollarını ayırmış bir futbolcu olarak yani şampiyon Rizespor'un olmasını isterim. İşte Samsunspor'un hocası hoca değil gibi bir yorumlarda bulunmak bir futbolcuya ne kadar yakışır? Bunun takdirini siz değerli Samsunspor taraftarlarına bırakıyorum. Sonuçta bu taraftar seni benimsemiş, penaltı kaçırmana rağmen seni alkışlamış, moral motivasyonun yüksek olsun diye her gördüğü yerde sana saygı, sevgi göstermişler. Gerçekten yakışmadı. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Evet sevgili spor severler. Mutlu yıllar demiş. Öncelikle Ramazan Semiz abim. Ben de tüm taraftarlarımıza buradan mutlu, mesut, sağlıklı bir yıl diliyorum. Çünkü gerçekten pandemi falan derken çok sıkıntılı günler geçirdik 2021 ve 2022 yılında. İnşallah 2023 yılında daha güzel, daha sağlıklı günler, yıllar geçiririz diye düşünüyorum sevgili spor severler. Sol bek transferinde Hasan Ali Kaldırım ismi de ön plana çıkmıştı. Hatırlayacağınız üzere bu futbolcuya Süper Lig devlerinden Galatasaray da talip oldu. Ancak Galatasaray'ın son alınan bilgilere göre yurt dışında forma giyen eski Bursasporlu Umut Meraj ile ilgilendi. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Büyük ihtimalle zaten Umut Meraj'ın Galatasaray'a transfer olacağı sol bek mevkisinde öne atıldı. Çünkü Hasan Ali Kaldırım gerek yaşından itibaren gerekse eski bir Fenerbahçeli futbolcu olduğu için Galatasaray camiası bence bu transfere pek sıcak bakmıyor. Samsunspor'un bir transfere hemen düzeltiyorum. Bir futbolcu daha vardı. Hemen düzeltiyorum. Umut Meraj değil. Bir diğer futbolcu. Geçmişte Bursaspor'da oynayan bir futbolcu. Sol bek. Galatasaray'ın şu anda gündeminde. Hasan Ali Kaldırım şu anda boşta. Başakşehir'de en son ligin ilk yarısını tamamladı. Bu oyuncu ile ilgili Samsunspor'un bir girişimi olup olmayacağı belli değil ama şu anda sol bek transferinde Esin Hakaş ismi ön planda. Biliyorsunuz Samsunspor'a geçtiğimiz sezon transfer olmuştu. Ne yazık ki Alen Melinoviç yüzünden yabancı kontenjanı nedeniyle bu futbolcuyla kiralık olarak göndermek zorunda kalmıştı Samsunspor kulübü. Kim bilebilirdi ki yani Alen'in bu kadar formsuz olacağını, bir maçta bile forma giyemeyeceğini, belinde kronik sıkıntılar olabileceğini. Yani futbolda oluyor bunlar. Demek ki iyi bir sağlık kontrolünden geçilmediği sürece hiçbir futbolcuya tamam bu olur, bu bizim futbolcumuz, bu bizim forvetimiz denilmemesi lazımmış. Bunu da bir kez daha görmüş olduk Alen Milinoviç transferinde. Ne yazık ki tam bir hayal kırıklığıydı. Umarım Alen Melinoviç'in yerine almadığımız, değerlendiremediğimiz Esin Hakaj'da yeniden
bir anlaşma sağlanır. Yani dile kolay bir futbolcusunuz. Yani geliyorsunuz buraya. Beğeniliyorsunuz camia tarafından, taraftarlar tarafından. Sosyal medyada sizi tebrik eden bir kesim var. Buna rağmen sırf bir futbolcu yüzünden, forvet oyuncusu yüzünden, Alen Belinoviç yüzünden kadroya alamıyorsunuz ve yeniden ülkenize dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bence bu hiçbir futbolcu için kolay değil. O yüzden bence Esin Hakaj'ın vereceği karar gerçekten merak konusu. Belki de şöyle de düşünebilir bu oyuncu. Yarım kalan bir hikayem var Samsunspor'da. Ona gerçek Esin Hakaj'ı gösterip, onlara gerçek Esin Hakaj'ın ne olduğunu gösterip şampiyonluğa uzanan Samsunspor'da benim de bir payım olsun diyerek belki de gemileri yakarak tabiri caizse Samsunspor'a devre arasında geri dönüş yapabilir. İnşallah yapar çünkü Soner Gün'le inanılmaz tepkiler var. Bizzat Trabzon'da da yine canlı izlemiştim. Ondan sonra geldik Adana maçında yine canlı izledik. Yani bir futbolcu kendini hiç mi geliştiremez? Ne yazık ki bunu Soner Gönül'de net bir şekilde görüyoruz. Bilmiyorum bazı taraftarlarımız belki bana kızabilir ama hocamızın da görüşü şu şekilde. Mevcut kadroda yer alan, Samsunspor'un sözleşmesi olan bütün futbolculardan ben yararlanmak istiyorum diyor Hüseyin Eroğlu hocamız. O da kendince haklı. Sonuçta takımda bir devşirme sol bek olacağına normal hani kendi mevkisi sol bek olan bir futbolcuyu değerlendirmek elbette daha mantıklı. Ama bu futbolcunun da yani bu kadar verilen şansa rağmen hiçbir şeyi sahada gösterememesi gerçekten inanılır gibi değil yani. Geçmişte yani ben zannetmiyorum yani Soner gibi forma şansı bulup da bu kadar verimsiz bir futbolcu olduğunu. Diğer transfer gelişmeleriyle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum sevgili spor severler. Son aldığım bilgilere göre Samsunspor 8 numaralı transferi konusunda yine Esin Hakaj gibi bir diğer eski futbolcusu Oğuz Gürbulak ile de temas haline geçtiğini bilgisine ulaştık sevgili spor severler. Özellikle Süper Lig'den hangi futbolcular transfer edilecek, kim kadroya katılacak sorusuna belki de Oğuz Gürbulak ilk cevap olabilir. Çünkü taraftarlarımız bu sene Süper Lig'i çok istediği için özellikle de ara transfer döneminde gelebilecek tüm transferlerin Süper Lig'den olmasını istiyorlar. Ya da 1. Lig'den çok göze batan takdire şayan bir futbolcu olmasını istiyorlar ama bu şu anda imkansız çünkü 1. Lig'de hiçbir takım en iyi futbolcusunu vermez diyemiyorum. Çünkü Eyüpspor benim çok hoşuma giden bir transfere imza attı sevgili spor severler. Baş belası diye tabir ettiğim Eze, Emakye Eze Süper Lig'e transfer oldu İstanbulspor'a. Bence bu transfer yani Eyüpspor'un fazlasıyla gardını düşürecektir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi futbolcu. O yüzden rakibimizde olmaması benim çok hoşuma geliyor. İnşallah Samsunspor'da Eze'nin olmayışını en iyi şekilde değerlendirir. Özellikle savunma oyuncularımız bununla ilgili çok büyük bir rahatlama içerisine gireceklerdir. Çünkü burada da canlı izledik zaten kendisini. Geçmişte Adana Spor'dan, Keçiören Gücü'nden de bu futbolcuyu biliyorum. Çok güçlü, kaliteli, her an ne yapabileceği belli olmayan, gole çok yakın hani... İyi bir futbolcu Süper Lig'e transfer olması bence çok iyi oldu. Çok yerinde oldu. Seneye Süper Lig'e inşallah çıktığımızda rakip olursak da her şey farklı olur diye düşünüyorum. Evet Başkan Yüksel Yıldırım yapmış olduğu açıklamada sevgili spor severler Samsunspor'un yabancı transferi konusunda genç bir ismi kadrosuna katacağını söylemişti. Bakalım bizler de merakla bekliyoruz. Bununla ilgili bir gelişme olursa gerek haber1965.com'dan gerekse YouTube kanalımızdan sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. 12 Ocağı bekliyoruz Samsunspor transfer yapmak için sevgili spor severler. Çünkü 12 Ocak'ta Süper Lig sona eriyor. Süper Lig'de mücadele eden birçok takım mevcut elindeki futbolcuları son haftaya kadar değerlendirip ondan sonra transfer görüşmelerine izin vereceği yönünde bir bilgi aktarıldı. Bununla beraber Zahit Ankara Gücü'nün gerçekten orta sahanın en iyi futbolcusuydu 1. Lig'deyken. Samsunspor'la ne zaman ismi anıldıktan sonra bu futbolcu Ümraniyespor karşısında harikalar yarattı diyebilirim. O da artık Samsunspor'un şanssızlığı mıdır nedir? Bu sezon pek göze hoş gelen bir futbol oynayamayan Zahit ne yazık ki artık Samsunspor'un şansına mıdır? Ümraniye maçında bizzat ben de kendim canlı izledim. Zaten Samsunspor'un transfer gündeminde olan bütün futbolcuları elimden geldiğince takip edip buradaki canlı yayınlarımda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Zahit harikalar yarattı. Gerçekten orta sahanın hani 1. Lig'de olduğu gibi yine Süper Lig'de de Ümraniyespor maçında Ankara Gücü takımının orta sahandaki beyni oldu diyebilirim. Yani bu şu demek oluyor Samsunspor'un bu transferde biraz belki eli hafifleyebilir. Ankara Gücü'nün eli güçlenebilir. Çünkü son haftalarda eğer böyle performans sergilemeye devam ederse başkent ekibinin bu futbolcunun gidişine izin vereceği ihtimalini çok düşük buluyorum.
Bununla beraber Mücahit Albayrak ve Novikovas'ın takımda kalıp kalmayacağı belli değil sevgili spor severler. Çünkü Mücahit Albayrak'ın ne yazık ki geçmek bilmeyen bir sakatlığı var. Bununla ilgili de zaten teknik heyet pek bu durumdan mutlu değil. Gelecekte ne olur? Birkaç haftaya sahalara döner mi? Kamp dönemini geçiremeyecek. Sonuçta güçsüz bir Mücahit olacak. Sol bek transferinden sonra Mücahit'e gerek kalıp kalacak mı kalmayacak mı? Bunun değerlendirmesini yapılan transferlerin ardından Altay maçı öncesi teknik heyetimiz verecek. Hani Hüseyin Eroğlu ve teknik heyetimiz yani nasıl transfer raporunu yönetime sunuyorsa kamptan sonra da yine aynı şekilde takımdan gidecek, takımda kalmalarını istediği futbolcularla ilgili de yönetime bir rapor sunacaklar. Bununla ilgili de Novikovas ve Mücahit Albayrak'ın şu anda topun ağzında olduğunu söyleyebilirim. Bana sorarsanız Mücahit belki beklemeye değer. Hani Esin Hakaj'la mı anlaşacağız? Hasan Ali Kaldırım'la mı? Abdurrahim Dursun'la mı? Bu üç futbolcudan hangisiyle anlaşıp anlaşmayacağımız netlik kazanmadığı için Mücahit Albayrak'ın yine birkaç hafta içerisinde geri dönme ihtimali olursa eğer bu futbolcuyla yolu devam edilmesi lazım. Ancak Novikovas gibi bu Samsun şehrini, Samsun sporu benimseyemeyen bir futbolcunun hem kafa olarak hem futbol olarak hem de mental açıdan bu kulübe hiçbir destek yani hiçbir katkısının olacağını düşünmüyorum. Hem de yabancı sırrımız böylesine sıkıntılı bir dönemdeyken yabancı sınırımız doluyken bence Novikovas'ın artık bu takımda kalmasının bir anlamı yok. Bununla ilgili de zaten ben geçtiğimiz programlarda Novikovas her an gidebilir, karşılıklı anlaşılıp yollar ayrılabilir dedim ama şu anda kulüpten yetkili net bir açıklama yapılmadığı için o nedenle ben de kesin konuşamıyorum. Ama görüşlerim, duyumlarım şu şekilde Novikovas'ta kesin olarak yollar ayrıldı. Zaten taraftarlarımız da yorumlarına yazıyorlar. Ya, bence yolların ayrılması en hayırlısı olur Samsun Spor için. Yabancı konusunda hiçbir zaman tahammülümüz yok. Zaten geçmişte de yani son 3 yıldır inanılmaz yabancılar transfer ediyoruz. Yani 10 yabancıdan belki bir tanesi, iki tanesi iyi çıkıyor. Hadi bu sezon Laura iyi çıktı. Bununla beraber Tank kısmen iyi diyebiliriz. Fofana çok iyi dedik. Bu sene istediğimiz verimi alamadık ligin ilk yarısında. İnşallah futbolcu kendine çok iyi bakar da sezonun ikinci devresinde gerçek Fofana'yı izleriz. Şöyle transferleri de değerlendirmek istiyorum. Celil bende ne yazık ki hayal kırıklığına uğrattı beni. Yani ben de bir havzalı Samsun Sporlu olarak özellikle de hemşerimin çok iyi oynamasını, çok güzel performans beklerdim ama Celil ne yazık ki sakatlıktan döndükten sonra hiçbir yani beklentilere cevap veremedi. Ondan dolayı bakalım önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda inşallah Celil iyi bir kamp dönemi geçirir de lige istediğimiz, beklediğimiz Celil gibi başlar. Yoksa Eyüpspor maçında, Altay maçında kendini çok iyi gösterip ondan sonra yoklara oynayacak bir Celil Samsunspor'a istenilen katkıyı veremez. Zaten eğer 8 numara iyi bir futbolcu transfer edilirse bu futbolcunun da Osman'la beraber orta sahada forma giyeceğini düşünürsek Yusuf Emre ile beraber üçlü orta sahanın yanında Celil bence ek kontenjandan sonradan oyuna giren bir futbolcu olur diye düşünüyorum. Esin Hakaş ismi ön planda sevgili spor severler. Zaten Samsun Spor'un eski bir futbolcusu. Ülkesinde forma giydiği takımla eğer Samsun Spor anlaşma sağlayabilirse ara transfer döneminde Esin Hakaş Samsun Spor ile yarım kalan mazisini, yarım kalan hikayesini tamamlamak için şampiyonluğa gittiğimiz bu yolda inşallah kendisi de Samsun Spor'un sol beki olarak bizi son gönülden kurtarır diye düşünüyorum. Yani Soner'e de fazla yüklenmek istemiyorum ama canlı izlediğim için, her maçına canlı tanık olduğum için artık yani aha düzelecek, ha düzeldi, ha düzelecek derken bir futbolcunun hiçbir şekilde üzerine koymamasından dolayı ben de bu şekilde ne yazık ki yorumlarda bulunuyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani Samsun Spor'un Atatürk'lü formasını giyen her futbolcu sahada canını dişine takarak mücadele etmek zorunda. Şampiyonluğu oynayan bir takımız. Dile kolay. Bu taraftan 10 yıldır şampiyonluğu bekliyor. Sen sahaya çıkıp hatalarından ders almıyorsan, bir hafta sonra aynı hatayı yapıyorsan bu taraftar kusura bakma kardeşim seni sosyal medyada da eleştirir, canlı yayında da eleştirir. O yüzden bunlara eleştirilere açık olacaksın. Üzerine koyup hatalarından ders çıkaracaksın. Çıkaramazsan formanın yüzünde zaten zor görürsün. Yani benim nice kardeşlerim vardı altyapıdan gelen. Bu takımda forma giymek isteyen. Hem pankart yapan, tribünde pankart açan.
Hem de bir hafta sonra Samsunspor'un A takımıyla idmana çıkan birçok kardeşim vardı. Ne hayallerle bu takımda oynamak istediler. Olmayınca olmuyordu. Yani bu şansı iyi değerlendirmeli bence kadroda yer alan bütün futbolcular. İşte görüyoruz, Nurullah Süper Lig'e transfer oldu dedik. Ankaragücü'nde forma giyiyor dedik. Bu futbolcu sadece koca bir ilk yarıda bir maçta forma giydi sevgili spor severler. Gerçekten ben Nurullah'ın adına üzülüyorum. Şimdi de Gençlerbirliği'ne transfer olması gündemde ki %90 Gençlerbirliği'nde ara transfer döneminde Gençlerbirliği'nde transfer olacak. Gönül isterdi ki Nurullah performansının üstüne koyup hem psikolojik açıdan hem de mental açıdan en iyi şekilde Samsunspor'a hizmet etsin ama teknik heyet ve yönetimimizin almış olduğu kararlar nedeniyle Ankara temsiline göndermişti. Şimdi devre arasında büyük ihtimal Gençlerbirliği'ne transfer olduktan sonra bize rakip olacak. Bakalım Nurullah'ın birincilikte acaba Samsunspor'da gösterdiği performansı gösterebilecek mi? Çok merak ediyorum ben de sizler gibi sevgili spor severler. 12 Ocak'tan itibaren Samsunspor Süper Lig'den kadrosuna katmak istediği futbolcularla birebir görüşme gerçekleştirecek. Yanılmıyorsam tahminlerim beni yanıltmazsa eğer 15 Ocak'a kadar yani Altay maçına kadar inşallah Süper Lig'den ve Birinci Lig'den ya da Avrupa'dan yapacağımız transferler noktalanacak. Altay maçından önce bütün transferlerimiz biter diye düşünüyorum. Niye başlığımı da 5 transfer diye attım onu da söyleyeyim sevgili spor severler. Normalde teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu Samsunspor'un ara transfer döneminde 4 futbolcu kadrosuna katacağı bir tane de sürpriz. Yani son dakika gelişen bir çilek transferi olabilir diye bir açıklamada bulundu. Bu da şu demek oluyor yani 4 artı 1 eğer çok işimize gelen 4 transferden sonra bir bölgeyi daha eksik görürsek ya da istediğimiz bir futbolcu istediğimiz rakama gelirse bu futbolcuyu da son dakika çilek transferi olarak kadromuza katabiliriz diye bir açıklamada bulundu. Ben bu şekilde değerlendiriyorum. 4 transferin yanında artı bir transfer bence Samsunspor'a çok faydalı olur. Sol beke transfer olacak. 10 numara pozisyonunda bir transfer olacak. 8 numara ve kanat oyuncusu transfer edilecek. Tabii bu transferlerin yanı sıra kadrodan da gidecek futbolcular var. Yine tekrarlamak istiyorum sevgili spor severler. Mücahit Albayrak ve Nuri Kovas'ın bana sorarsanız ara transfer döneminde futbolcularla yollar ayrılabilir. Bununla beraber kadroda yer alan diğer genç futbolcularımız Şener gibi, Sarp gibi futbolcuların da takımdan gönderileceği bilgisini alıyoruz. Ama şu an net bir şey yok. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Yunus Emre Çift'e yani savunmamızın bel kemiği Yunus Emre Çift'e Avrupa'dan takipteler. Bayağı bir talipleri var. Gerek İtalya'dan gerekse Almanya'dan bu genç futbolcumuzu transfer etmek için bazı menajerler Samsunspor'un kapısını çalıyor. Ama Samsunspor'un ve Yunus Emre'nin tek düşüncesi var. Biz bir sezon Süper Lig'e çıkalım. Bu futbolcu Süper Lig'de en az ilk yarı forma giysin. Ondan sonra neden? Hem piyasa değeri artsın hem de kariyerine bir şampiyonluk eklemiş olsun Yunus Emre. Gerçekten Yusuf Abdioğlu'nun yokluğunda belki de Yusuf Abdioğlu'nun eksikliğini hiç hissettirmedi. Ben şahsen Yunus Emre'ye çok güveniyorum. Her geçen gün üstüne koyacağına inanıyorum. Bununla beraber Ali Ülgen'in bu ülkeye sağ bek olarak önemli hizmetlerde bulunacağını düşünüyorum. Şu sakatlıktan kurtulsun da tam böyle zirve yaptığını, performansında tavan yaptığı dönemde sakatlanması gerçekten o da Ali Ülgen'in şanssızlığı. Yani iyi oynayan oyuncuların sakatlanması zaten Samsunspor'u şu anda puan durumunda bu şekilde bürüdü. Bizde bir Fofana olsaydı, Ali Ülgen'in devamlılığı olsaydı, Mücahit Albayrak'ın sakatlanmamış olacağını düşünürsek bu futbolcular bizi gerçekten daha fazla puan kazanmamıza yardımcı olurlardı. Olsun ama bu ligde Samsunspor her zaman kafaya oynar. Bu ligde her zaman Samsunspor ilk ikiyi ister. Bununla beraber ligin ikinci yarısında yapılacak bu 5 transfer sonrası Samsunspor'un bence gücüne güç katarak yoluna devam edeceğini, Altay maçıyla alınacak bir 3 puanın ardından Eyüp maçına daha güçlü gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü Eyüp'ü eğer biz kendi sahasında mağlup edersek gerçekten o zaman Eyüpspor bence bir düşüşe geçer.
Bugüne kadar bu ligin gerçek yani yakın çevremdeki arkadaşlar da bana kızıyorlar bazen. Niye birinci ligi takip ediyorsun? Ben diyorum ki Samspor hangi ligdeyse benim için Şampiyonlar Ligi, benim için Süper Lig o ligde diyorum. Birinci ligi uzun sürede takip ettiğim için de bir takım eğer kendi sahasında mağlup olursa bir daha toparlaması zor oluyor. 2-3 haftaya yansıyor. Bunu Pendik Spor'da da gördük. Yine zirveye oynayan Keçiören Gücü'nde de gördük. Bununla beraber Samsunspor'umuz da ne yazık ki Manisa maçında almış olduğu mağlubiyetin ardından biraz toparlanma süreci uzun sürdü. Hep beraber gördüğümüz gibi. İnşallah Eyüpspor'u da deplasmanda mağlup etmemizin ardından zirve yolundaki en büyük rakibimize güzel bir çerme takarız. Bunun ardından da Samsunspor yoluna emin adımlarla devam eder diye düşünüyorum, istiyorum. Gönül bu şekilde istiyor ama tabii yine söz sahadaki futbolcularda. Teknik heyetimizde sahaya sürülecek ilk 11'de şu anda güzel bir kamp dönemi geçiriliyor. Bazı taraftarlarımız şöyle bir yorumlarda bulunuyorlar. Hüseyin hocamız iyi, has ama şampiyonluğu oynayan bir takımla görev almadığı için Samsunspor'u son haftalarda zirvede tutabilecek mi, zirveye taşıyabilecek mi gibi bir yorumlarda bulunuyorlar. Ya bence Hüseyin hocamızın tecrübesi bu ligde her zaman kafaya oynayacak takımlarda görev almasına yeter. İleriye dönük düşünürsek de bence tıpkı İlhan Palut gibi ya da birincilikten Süper Lig'e çıkardığı takımlarda görev alan diğer teknik direktörler gibi misal Giresunspor'daki Hakan Keleş gibi bence Hüseyin Eroğlu hocamız da inşallah Samsunspor'la şampiyonluk yaşamasının ardından Atatürk'te Arma ile beraber Süper Lig'de çok iyi işlere imza atacağını düşünüyorum. Çünkü bu kapasiteye, kaliteye ve tecrübeye sahip bir teknik direktör. Oyunu da iyi okuyan bir hocamız. Bu nedenle Hüseyin Hoca'ya güvenelim, destek olalım, her zaman yanında olalım. Yine diyorum hataları elbette oluyor. Bizim de hatalarımız oluyor canlı yayınlarda, bazı haberlerimizde ya da yorumlarımızda. O nedenle Hüseyin Hoca'mıza bence hep destek, tam destek verelim. İnşallah hep beraber sezon sonu Süper Lig'i göreceğiz. Şu bilgiyi de vererek yavaş yavaş programın sonuna geliyorum. Duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte inşallah ayın 5'inden sonra yeniden canlı yayınlarımızı beraber yapacağız. Kendisi Noel tatilini tamamlamış. İnşallah birkaç gün içerisinde Samsun'a dönecek. Yeni bomba gibi haberlerimizle, yeni gelişmelerle inşallah sizlerle birlikte olacağız. Şöyle yorumlara da aslında değinmek istiyorum ama tablet olmadığı için şu anda yorumlarınızı okuyamıyorum. Duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte yeni canlı yayınlarımızda inşallah yorumlarınıza da tek tek değinmeye çalışacağım sevgili spor severler. Yaklaşık 23 dakikadır sizlerle birlikteyiz. Yeni transfer gelişmeleri olursa inşallah birkaç günde bir hani şöyle 2-3 günde bir sizlerle birlikte olmaya çalışacağım canlı yayında. Hem Duayen gazeteci Erdal Cansu ile hem de akşam saatlerinde tekli yayınlarımla sizleri bilgilendireceğim. Canlı yayınımıza beğenirseniz, beni mutlu ederseniz inşallah önümüzdeki yayınlarda da Samsunspor'umuzun Atatürk temalı siyah formasını bir şans taraftarımıza hediye etmek istiyorum. Bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.